Zirvede kalmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 7. sınıflar teknoloji ve tasarım dersi 1. dönem 1. sınav sorularıyla yeniden karşınızdayız. Evet, biliyorsunuz sınav sistemi değişti. Artık sizlere sorular klasik olarak sorulacak arkadaşlar. Direkt bilgi verme amaçlı olduğu için yine doğru yanlış olarak bir bölüm hazırladık. Daha sonra boşluk doldurma olarak bir bölüm hazırladık. Bilin ki bunların hepsi birer klasik soruya çevrilebilir arkadaşlar. Evet, ilk bölümümüze bakalım. Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y harfi yazın şeklindeki ilk ifademiz. Rüzgar türbinlerinin üretilebilmesi için gerekli bilgi, beceri ve altyapının olması ülkemizde bu alanda teknolojinin olduğunu gösterir bilgisi. Arkadaşlar teknolojimiz olmazsa zaten rüzgar türbinlerinin üretilmesi diye bir şey mümkün değil. Dolayısıyla bir şey ortaya çıkarıyorsanız, üretiyorsanız teknolojiniz var demektir. Onun için bu bilgiye doğru diyelim. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak ve sorunlarına çözümler üretmek için teknolojiye ihtiyaç duyulur ifadesi aynı şekilde doğru bir bilgi. Tasarım, ürünlerin tanıtımı ve pazarlamasında günümüzde sosyal medyayı kullanmak gereksizdir. Gereksiz olur mu arkadaşlar? Sosyal medya en fazla insana ulaşabileceğiniz kitle iletişim araçlarından biri. Dolayısıyla tabii ki gerekli olduğu için buraya yanlış diyoruz. Teknoloji ve tasarım iç içedir. Ürün önce tasarlanır, daha sonra da tasarıma uygun olarak gerçekleştirilir. İfadesindeki aşama bu şekildedir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız yine doğru. Tasarım elemanları ve ilkeleri soyut bir fikri 5 duyu organımızdan en az biriyle algılayabilecek somut bir çalışma oluşturmada kullanılan temel yapı taşlarıdır. Dolayısıyla sizlere bir klasik soru olarak sorulabilir arkadaşlar. Tasarım elemanları ve ilkeleri nedir şeklinde sorulursa yazacağımız açıklama bu. Onun için bu bilgiye de şöyle bir doğru yazalım arkadaşlar. Evet, diğer bölüme bakıyoruz. Buradaki bölümde de boşlukları doldurmamız isteniyor ama bilin ki arkadaşlar bu boşluk doldurmaların hepsi birer açık uçlu sınav olarak karşımıza gelebilir. Yani sizlere tanım sorulabilir. Teknoloji nedir açıklayın. Veya bir açıklama verilir. Bu yapılan açıklama nedir diye sizlere sorulabilir. Hazırlığımız bu yönde arkadaşlar. Şimdi teknoloji, çizgi, tasarım, renk, kaşif, tasarım süreci gibi kavramlarımız bakalım hangi boşluklara gelecek. Nokta nokta insanların gereksinimlerine uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması veya üretilmesi için gerekli olan yetenek ve bilgidir. Evet, bahsedilen kavram teknolojidir arkadaşlar. Buraya teknoloji yazalım. Size şu şekilde sorulabilir. Bu açıklama verilir ve yapılan açıklamanın karşılığı nedir veya bu açıklama nedir diye sorulursa teknolojinin tanımını her yönden bilin arkadaşlar. Belki klasik sorulacak, belki de bir açıklama verilecek. Sizden o kavramın ne olduğu istenecek. Evet, buyurun size bir açık klasik soru. Şöyle bir K yazıyorum bu soruya. Keşif yapan kişiye ne denir şeklinde bir klasik soru da arkadaşlar. Keşif yapan kişiye bilindiği gibi kaşif denir. Dolayısıyla buraya da yazalım. Size kaşif nedir diye sorulabilir. Keşif yapan kişi diyeceksiniz kısaca. Nokta nokta bir ürünün tümü veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyularıyla algılanan çeşitli unsur veya özelliklerini oluşturduğu bütünü ifade eder şeklinde açılan, anlatılan bir kavram, açıklanan bir kavram bize tasarım terimini hatırlatır. Dolayısıyla tasarım yazıyoruz buraya. Sizlere tasarım nedir diye sorulabilir veya bu açıklama verilir, yapılan açıklama ne demektir şeklinde söylenebilir. Arkadaşlar her ikisine de hazırlıklı olalım. Cevabımız tasarım. Tasarım elemanlarında en çok nokta nokta kullanılır ifadesi. Evet, tasarım elemanlarının en çok ne kullanılır? Buyurun size bir klasik soru. Bunların hepsini klasik soruya çevirin ve altına tek kelimeli cevaplarını yazın arkadaşlar sınava hazırlık öncesi. Dolayısıyla tasarım elemanlarında en çok ne kullanılır sorusunun cevabı en çok çizgi kullanılır diyeceksiniz arkadaşlar. Buraya da çizgi ifadesini yazalım. Tasarım ilkelerinden olan nokta nokta ışığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bırakmış olduğu etki. Buyurun size bir klasik soru daha. Işığın cisimlere çarptıktan sonra yansıyarak görme duyumuzda bırakmış olduğu etkiye ne denir ifadesi bize hemen renk kelimesini hatırlatsın arkadaşlar. Son ifademiz nokta nokta bir problem tanımlama ve çözüm üretme sürecidir. Evet, bir problem tanımlama ve çözüm üretme süreci nedir?
tasarım süreci diyeceksiniz arkadaşlar buna da. İşte buyurun size bir klasik soru daha. Evet, tasarım süreci nedir kısaca yazın denilebilir. Veya bir problem tanımlama ve çözüm üretme sürecine ne denir şeklinde bir ifade verilir. Bunu da klasik soru olarak işaretleyelim ve geçelim arkadaşlar bir başka soruya. Evet, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde biliyorsunuz ki örnek sorular var ama bunlardan çok çok farklı değil. Hemen hemen aynı bilgiler. Dolayısıyla bu bilgilere hazırlıklı olalım arkadaşlar. Araştırma yöntemlerinin temel aşamalarını yazınız. Evet, araştırma yönteminde ilk önce bir problem tespiti, problemin tanınması var arkadaşlar. Daha sonra problemlerle ilgili verilerin toplanması var. Daha sonra bu verilerin analiz edilmesi var. Ve en sonunda da sonuçların yorumlanması var. Şöyle 4 maddeli yazalım. İşte size açık uçlu klasik bir soru daha. Araştırma yöntemlerinin temel aşamalarını yazınız dendiği zaman birincisi problemin tanımlanması diyoruz arkadaşlar. Problemin tanımlanması. Diğer aşama, bir sonraki aşama verilerin, elde edilen verilerin toplanması. Evet, verilerin toplanması diyoruz. Bir sonraki aşama verilerin analiz edilmesi yani incelenmesi ve son olarak da ortaya çıkan sonuçların yorumlanması arkadaşlar. Sonuçların yorumlanması şeklinde söyleyelim. Evet, araştırma yönteminin temel aşamalarını yazınız. Buyurun size koskocaman bir klasik açık uçlu soru daha diyelim. Ve geçelim diğer bölümümüze. Evet, burada da mimari çeşitlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Dolayısıyla tasarım çeşitlerinden hangi mimari alanına girdikleriyle ilgili sizlere böyle görseller verilebilir. Ve bu hangi tasarım çeşidinidir şeklinde sorulabilir. Biz de birkaç alıştırmasını yapalım sizlere. Arkadaşlar birincisi görüyorsunuz ki moda tasarımı. Burada herhangi bir şekilde modayla ilgili şeyler görüyorsunuz. Moda tasarımı olarak direkt altına yazdım zaten. Bir diğeri bir şehir planlaması var. Bu da peyzaj tasarım şeklinde ifade edilir. Burada görüyorsunuz gökdelenler, binalar var. Bu da mimari tasarım olduğunu görüyoruz. Ve bir araba, bir mühendislik eserinin olduğunu görüyoruz. Bu da endüstriyel tasarım olarak karşımıza çıkar. Evet, sizlere dediğimiz gibi bu şekilde görseller verilecek ve bunların hangi tasarım çeşidi olduğunu yazın şeklinde sorular gelecek arkadaşlar. Birkaç tanesini sizlere hatırlatmış olduk. Evet, aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretlerinizdeki ilk ifademize bakalım. Buyurun size bir klasik soru daha, bir açıklama var. Yukarıdaki tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelir? İşte klasik soru bu. Nokta nokta insanların gereksinimlerine yani ihtiyaçlarına uygun yardımcı araç ve aletlerin yapılması veya üretilmesi için gerekli olan yetenek ve bilgi nedir? Biraz önce de videonun başında söyledik arkadaşlar. Bu bahsettiğimiz tarım teknoloji tanımıdır. Dolayısıyla cevap Ceyhan seçeneği arkadaşlar. Size teknolojinin tanımı mutlaka sorulacak. Belki klasik olarak sizden ezberlenmeniz istenecek. Belki de açıklaması verilecek. Siz teknoloji diyeceksiniz sadece. Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin faydalarından biri değildir? Buyurun size bir klasik soru daha. Teknolojinin faydalarından 3 tane yazın dendiği zaman buradaki 3 doğru seçeneği yazacağız. Yanlış olanı bir eleyelim öncelikle. Dünyanın öteki ucunda gerçekleşen bir olaydan anında haberimiz olabilmekte. Evet, teknolojinin faydalarından biri bu. Teknoloji sayesinde ulaşım ileri seviyelere çıkmış, kolaylaşmıştır. Doğru. Sağlık alanında hastalıkların erken teşhisi sağlanmaktadır. Bu da doğru. Sosyal paylaşım siteleri, online oyunlar, akıllı cep telefonları ile bireylerde bağımlılık artmıştır. Arkadaşlar bu bir fayda değil, zarardır. Dolayısıyla sizden istenen teknolojinin faydalarından 3 tane, 2 tane, 1 tane yazın dendiği zaman ABC seçeneklerini yazabilirsiniz arkadaşlar. Cevabımız Denizli seçeneği yine bu soruda. Diğer sorudayız. Teknolojinin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir diyor. Bakın size teknolojinin amaçlarını yazınız şeklinde bir soru gelebilir. Yine klasik soru diyoruz. Şöyle bir K'ye yazalım. Hayatı kolaylaştırmak. Teknolojinin amaçlarından en önemlilerinden biri bu arkadaşlar. Hayatı kolaylaştırmak. Kalite ve verimliliği artırmak. Doğru. İş gücü ve maliyet tasarımını sağlamak. Doğru. Teknolojiye olan bağımlılığı artırmak. Bağımlılıktan uzak durmak gerekiyor arkadaşlar. Bağımlılık olmamalı. Dolayısıyla teknolojinin amacı hayatı kolaylaştırmak, kaliteyi artırmak, iş gücü ve maliyet tasarımı sağlamak.
Teknolojinin amaçları klasik soru olarak sorulursa yazacağımız maddeler bunlar. Sanat, bilim veya meslek dallarında iş yaparken kullanılan yöntemlerin tümüne ne ad verilir ifade eder? Evet, o yöntemleri soruyorlar arkadaşlar. Buyurun size bir klasik soru. Tabii orada seçenekler olmayacak. Direkt sizden cevap isteneceği için lütfen videoyu durdurup bu soruyu yazın. Ve vereceğimiz cevabı da lütfen tek seçenek olarak aklınızda yazın. Sanat, bilim veya meslek dallarında iş yaparken kullanılan yöntemlerin tümüne tekniklerin arkadaşlar. Onun için cevabımızı Adana seçeneği olarak işaretliyoruz. Veya teknik nedir diye sorulduğunda işte bu bir cümlelik açıklamayı yazmamız gerekiyor. Beşinci soruya bakalım. Evet, beşinci soruda arkadaşlar. Burada bir görsel var biliyorsunuz. Newton bir gün elma ağacının altında otururken başına bir elma düştüğünü fark eder. Elmanın neden dünyanın merkezine düştüğünü sorgular ve yer çekimi kuvveti yasalarını ortaya koyar. Aslında Newton var olan bir durumu yeni fark etmiştir. Bu durum hangi kavramın açıklamasıdır? Evet, yani var olan bir durumun yeni fark etmek, ortaya çıkarmanın tanımıdır bizden istenen. Bu buluştur arkadaşlar. Adı üstünde bulmak. Ortaya dolayısıyla icat yoktan bir şey vaat etmek. Yani var etmekte. Hiç dünyanın hiçbir yerinde yok. Onu ilk defa siz yapıyorsunuz. İcat budur. Deney ve bilim zaten değil. Buradaki kavram buluşun açıklamasıdır arkadaşlar. Var olan bir durumu yeni fark etmek, ortaya çıkarmak. Zaten Newton'dan önce de yer çekimi kanunu vardı biliyorsunuz ama bu olaydan sonra Newton bunu keşfetmiş. Dolayısıyla bu yaptığı işi buluş olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Bu açıklamada cevabımız gayet açık. Yani size buluş nedir diye de sorulabilir. Lütfen dikkatli olun. İşte size bir klasik soru daha geçmiş olduk. Alexander Graham Bell ilk telefonu yaparak var olmayan bir şeyi, bakın burada da var olmayan bir şey, ilk defa o adam yapmış o aleti. Dünyanın öbür ucunda böyle bir şey yoktu. Yani olan bir şeyi bulmadı. Var olmayan bir şeyi insan çabasıyla ortaya koymuştur. Alexander Graham Bell'in bu çabasına ne ad verilir ifadesi? İşte bu da icattır arkadaşlar. İcat demek tabiri caizse yoktan var etmek, yeniden yaratmak demek. Dolayısıyla telefon dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Graham Bell bunu icat etti. Bu bir deney, bu bir keşif, bu bir bilim değil. İcattır. İcadın tanımına da lütfen dikkat edin. Buyurun size bir klasik soru daha. Diğer sorumuza bakalım. Evet, bir açıklama var. Endüstride tarih boyunca 4 büyük gelişme yaşanmıştır. 1970'lerde üretimde mekanik ve elektronik teknolojilerin yerini dijital teknolojiye bırakmasına sebep olan programlanabilir makinelerin kullanılmaya başlamasıyla oluşan ve günümüzdeki bu endüstri devrimi dönemi hangisidir ifadesi var. Arkadaşlar bu dönem en son endüstri 4 dönemidir. Dolayısıyla artık robotların kullanıldığı, elektronik teknolojinin kullanıldığı, dijital teknolojinin, yapay zekanın kullanıldığı dönemdir. Endüstri 4 dönemi. Zaten 4. dönemdeyiz. Onun için cevabımızın Denizli seçeneği olduğu yine gayet açık arkadaşlar. Bu endüstri 1, 2, 3, 4. dönemler lütfen özellikle iyi bilin. Bir açıklama verilir. Hangi dönemdir diye sorulur. Burada olduğu gibi. Evet, birinci sanayi devriminin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Evet, yine sanayi dönemlerinden biri. Arkadaşlar, birinci sanayi dönemindeki en önemlisi su ve buhar gücünün bulunmasıydı. Dolayısıyla su ve buhar gücünün olması birinci sanayi devriminin en önemli özelliğidir. Size yine klasik soru olarak sorulabilir. Birinci sanayi devriminin en önemli özelliği nedir? Su ve buhar gücünün kullanılması arkadaşlar. Dolayısıyla elektrik, dijital teknolojiler vesaire onlar ikinci ve dördüncü dönemin özellikleri. Cevabımız Adana seçeneği bu soru için. Evet, dokuzuncu sorudayız. Yapılması düşünülen şeyin kullanım amacına göre dış görünüşü, işlevselliği, ergonomisi, boyutu gibi özellikleri planlanarak meydana getirilmesine ne ad verilir? Buyurun kocaman bir klasik soru daha. Teknoloji, tasarım, teknik ve icat. Bahsedilen kavram tasarımdır arkadaşlar. Tasarımın kavramını iyi bilin. Çünkü teknoloji ve tasarı dersimizin ismi. Dolayısıyla bu iki kavram adını soyadınız gibi bilin. Belki size ezberlenmeniz istenecek. Belki de açıklama verilecek böyle. Bu açıklama veriliyor. Bahsedilen kavram nedir şeklinde sorulursa cevap tasarım olacak. Bir kez daha hatırlatalım. Evet, yine bir görselimiz var. Günümüz endüstri çağında makine insan arasında artan ilişkiler, insana uyumlu çevre, eşya, makine, ofis ve vesaire gibi fiziksel çevre birimlerinin yaratılması çabalarını zorunlu kılmaktadır. Fiziksel çevrenin insan vücuduna uyumlaştırılması sürecine
ne denir? Ne ad verilir? Buyurun size kocaman bir klasik soru daha. Bu sorunun cevabı da yine ergonomidir arkadaşlar. Ergonomi teriminin kavramı da budur. Fiziksel çevrenin insan vücuduna uyumlaştırılması sürecine ergonomi denir diyeceğiz ve cevabımızı yapıştıracağız, puanımızı alacağız. Evet, diğer son sayfadayız videomuzda. Yine bir görselimiz var. Bir materyalin ortadan ikiye bölündüğünde öğelerin her iki tarafına da birbirinin aynı şekilde yerleştirilmesine nokta nokta denge denir. Boşluğa ne yazılmalıdır? Dolayısıyla aynı şekilde yerleştirilmesine ne dengesi denir şeklinde soru sorulabilir. Bahsedilen kavram formal, yani simetriktir arkadaşlar. Simetrik, her iki tarafın da eşit olması, biliyorsunuz. Formal denge veya simetrik denge denir. Bu kavramın da açıklamasını lütfen iyice bilin ve hatta videomuzu durdurup bu açıklamayı ve soruyu, cevabını altına tek şık olarak yazın arkadaşlar. Hatırlayın, sizlere seçenek verilmeyecek. Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesine ne denir? Buyurun, bu ikisi de bomba, klasik soru arkadaşlar. Peki toplumsal yarar sağlayacak şekilde yenilenmesine ne denir? Cümlede boş bırakılan yer aşağıdakiler hangisi gelir? Aşağıdakiler olmayacak haliyle yeniden hatırlatıyorum. Bu bahsettiğimiz kavram inovasyondur arkadaşlar. Bilim ve teknolojinin ekonomik ve toplumsal yarar şekilde yenilenmesine, inovasyon yenilik demek arkadaşlar zaten. İngilizce innovation, yenilenme, yenilik demek. Dolayısıyla cevabımız Bursa. İnovasyon kelimesinde yine açıklamayı yazıp altına tek şık olarak bir çalışma kağıdı hazırlayın arkadaşlar. Görsel tasarımda nesnelerin uyum oluşturacak şekilde belirli aralıklarla tekrar edilmesine, işte en önemli ipucu bu, belirli aralıklarla tekrar edilmesine ne denir? Buyurun, bir klasik soru daha. Belirli aralıklarla tekrar ediyorsak bu ritimdir arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Ritim nedir? Açıklayınız şeklinde de sorulabilir. Bu açıklamayı ve cevabı tek kelimeli altına yazalım arkadaşlar. Olan bir bilimsel kuralın fark edilmesi buluş olarak tanımlanır. Biraz önce Newton kuralından bahsettik. Aşağıdakilerden hangisi buluş sahibi olarak adlandırılır? Peki o buluşu yapan insana ne denir arkadaşlar? Mucittir arkadaşlar. Mucit, olan bir şeyi ortaya çıkaran, insanların sezmesini, görmesini sağlayan kişiye de mucit diyoruz. Bilim insanı daha genel bir kavram. Kaşif, keşfeden demek. Bu değil arkadaşlar. Teknikler, bunlar tekniker, bu da değil. Cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soruda. Evet, videomuzun son 3 sorusuna geldik arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi buluşa örnektir? Evet, buluş örneğini demin söylemiştik ya, telefonun, özür diliyorum, Newton kanunlarının bulunması, telefonun bulunması icat, biliyorsunuz. Peki hangisi buluşa örnektir? Size buluşa örnek birkaç tane örnek yazın şeklinde. Bakın, bunların hepsi klasik açık uçlu soru olarak gelecek, emin olun. Aşağıdakilerden hangisi buluşa örnektir? İfadesinde arkadaşlar, Amerika'nın keşfi, keşiftir adı üstünde. Ay'ın keşfi, Mars'ın keşfi, var olan bir yere gidip görüp orası hakkında bilgi almaktır keşif. Ama telefonun icadı bir buluşa örnektir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi tasarım elemanlarından biri değildir? Evet, sizlere yine klasik bir soru. Tasarım elemanlarını yazınız şeklinde bir soru gelebilir. Arkadaşlar, hemen yazacaklarımız renk, nokta, çizgidir. İlke tasarım elemanlarından biri değildir. Cevabımız D seçeneği burada. Yine klasik soru olduğunu hatırlatalım bir kez daha ve son sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi tasarım elemanlarından dokuya, dokulu bir yüzeye örnek değildir? Evet, dokulu yüzeye örnek yazın şeklinde bir soru gelebilir. Bu da arkadaşlar ağaç kabuğunu, yaprağı, timsah derisini yazabilirsiniz ama pürüzsüz cam dokulu yüzeye örnek verilemez. Dolayısıyla tasarım elemanlarından dokuya, yani dokulu yüzeye örnekler verin dendiği zaman ABC seçeneklerini yazabilirsiniz diyelim. Ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.